Demek bilgisayarınızın faresi durduk yere bozulmaya karar verdi. Ama endişelenmeyin. Bu konuda uzman olmasanız bile farenizle yapabildiğiniz neredeyse her şeyi klavyeyle de yapabilirsiniz. Ayrıca klavyenizdeki kısa yol tuşları fare kullanmaya kıyasla zaman tasarrufu da sağlayacaktır. Şimdi gelin bunların en iyilerinden bazılarına bakalım. 14 numara. Bir tıkla her şeyi seçin. Bir sözcük işleme programında çalışıyorsanız ve belgedeki tüm metni seçmeniz gerekiyorsa ihtiyacınız olan kombinasyon Ctrl artı A'dır. Mac kullanıcıları içinse bu kısa yol Command artı A olacaktır. Bu kısa yol bir klasörü ya da çöp kovasını boşaltmaya karar verdiğinizde çok kullanışlı olabilir. Tüm dosyaları teker teker seçip sürüklemektense bu kısa yol yardımıyla her şeyi tek seferde seçebilirsiniz. 13 numara. Hızlıca yeni belge veya pencere açın. Word'de bir şeyler yazarken veya okurken yeni bir belge açmanız gerektiğini mi fark ettiniz? Doğal olarak açık olan dosyayı kapatmak istemiyorsunuz. Ama imleci dosya sekmesine götürüp yeni belge aç seçeneği de çok zaman alıyor. O zaman ne yapmalıyız? Ctrl artı N veya Mac'lerde Command artı N kombinasyonu ile anında yeni bir Word belgesi açabilirsiniz. Aslında bu kısa yol neredeyse tüm programlarda işe yarıyor. Mesela Chrome. 12 numara. Yazı tipini kalınlaştırın. Biliyorum. Aranızdaki birçok bilgisayar uzmanı için bu çok temel bir bilgi. Fakat bu kısa yolu ne kadar çok kişinin bilmediğini öğrenseniz çok şaşırırsınız. Özellikle de bilgisayara yeni başlayanlar. Ctrl artı K veya B kombinasyonunu kullanarak herhangi bir yazı programında seçtiğiniz metni kalınlaştırabilirsiniz. Mac kullanıcısıysanız Ctrl yerine Command kullanmanız yeterli olacaktır. 11 numara. Yeni sekmede geçmişi açın. Usta kullanıcılar genellikle Chrome'daki arama geçmişinin nerede olduğunu bilirler. Bilmiyorsanız en üst sağ köşede olduğunu söyleyelim. Fakat zaman kazanmak isterseniz Windows'larda Ctrl artı H ve Mac'lerde Command artı Y ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede geçmişte ziyaret ettiğiniz internet sitelerinin listesine ulaşabilir ve örneğin bu hafta içinde YouTube'u kaç kez ziyaret ettiğinizi görebilirsiniz. 10 numara. Chrome'da geçmişi temizleyin. Bilgisayarınızı paylaştığınız başka kişiler varsa muhtemelen bunu sıkça yapıyorsunuzdur. Evet, geçmişi temizlemekten bahsediyorum. Bunu hızlıca ve kolayca yapmak isterseniz geçmişin açılı olduğu sayfada Ctrl artı Shift artı Delete kombinasyonunu kullanın ve işte oldu. Böylece artık kimse komik resimlere baktığınızı bilmeyecek. Özellikle de iş saatlerinde. Mac kullanıyorsanız kısa yolunuz Command artı Shift artı Delete'tir. Bu pencerede isterseniz tüm listenizi, isterseniz belirli bir zaman aralığını kolayca silebilirsiniz. 9 numara. Gizli moda geçin. Bilgisayarını ailesi, arkadaşları veya iş arkadaşlarıyla paylaşanlar ve Chrome geçmişindeki tüm adımlarını temizleyenler için bir numara daha hazırladık. Ctrl artı Shift artı N tuşları ile gizli modu etkinleştirebilirsiniz. Böylece sevdiğiniz kişilerin haberi olmadan onlara internetten hediye alabilirsiniz ve sürprizinizden haberdar olamazlar. Mac kullanıcıları ise bunu Command artı Shift artı N ile yapabilirler. 8 numara. Mevcut sekmeyi yerimlerine kaydedin. Bu seferki kısa yol zaman tasarrufu yapmanızı kesinlikle sağlayacaktır den. Çünkü tek tıkla favori sitelerinizi açabileceksiniz. Bulunduğunuz sayfada Ctrl artı D'ye basın ve sayfa kaydedilsin. Mac kullanıcıları ise bunu Command artı D ile yapabilirler. Bakalım gerçekten de işe yarıyor mu? Hadi şimdi deneyin. Harika. Artık bu videonun yerimine tıklayabilir. Saniyeler içerisinde içeriğimizdeki kısa yollara ulaşabilirsiniz. 7 numara. Belirli sekmeye geçin. İnternette bir şeyler araştırırken genellikle birçok sekme kullanırız ve fare kullanmadan bu sekmeler arasında gezinmenin havalı bir yolu var. Sadece Ctrl artı istediğiniz rakamı tuşlayın. Diyelim ki ilk sekmeye gitmek istiyorsunuz. O zaman Ctrl artı 1'e basın. İkinci sekme için Ctrl artı 2 ve bu şekilde gidiyor. Ancak bu gezinti yalnızca 9 veya daha az sekmede işe yarıyor. Çok fazla sekme açıksa ve Ctrl artı 9'a basarsanız tarayıcıda açık olan son sekmeye gidersiniz. Bu özelliği Mac'lerde kullanmak için Ctrl yerine Command'ı kullanın. 6 numara. Yanıt vermeyen programdan çıkın. Kullandığınız program donmuştur ve hiçbir şeye tepki vermiyordur. Tıklamalarınız, feryatlarınız hiçbir işe yaramaz. Evet, bilgisayar kullanan herkes bunu yaşamıştır. Ama bu sorunu çözmenin birkaç yolu var. Bunlardan biri Ctrl artı Shift artı Escape kısa yolu. Bu kısa yol görev yöneticisini açacaktır. Bu sayede siz de soruna sebep olan programı seçip sonlandırabilirsiniz.
Mac kullanıyorsanız bunu Command artı Alt artı Escape ile yapabilirsiniz. 5 numara. Kapattığınız sekmeyi geri getirin. Yanlışlıkla kapattığım her sekme için kenara 1 lira atmış olsaydım şimdi Bora Bora adalarında teknemle tatil yapıyor olurdum. Ah keşke. Neyse bu kadar hayal yeter. Hayal kurmak yerine kapattığınız sekmeyi göz kırpıncaya kadar geri getirmenin yolunu öğrenmek için daha iyi bir çözüm olacaktır. Ctrl artı Shift artı T kısa yolunu kullanın. Mac içinse kısa yolumuz Command artı Shift artı T. 4 numara. Daha verimli seçim yapın. Metni seçmek için tıkla sürükle yöntemini kullandığınızda çoğu zaman ihtiyacınızdan fazla harf hatta kelime seçtiğiniz olmuştur. Evet, hepimiz bu durumdan mustaribiz. Ama daha net bir seçim yapmak için Word'de çalışırken Shift tuşuna basılı tutarak yön tuşlarıyla hareket edebilirsiniz. Bu kısa yolu bir internet sitesinde kullanacaksanız imleci seçim yapacağınız yere getirmelisiniz. Sonrasında da yön tuşlarını kullanarak seçime devam edebilirsiniz. 3 numara. İstediğiniz bölümün ekran görüntüsünü alma. Bu seferki benim açık ara en sevdiğim kısa yol. Sizin de seveceğinizden hiç kuşkum yok. Genellikle ekran görüntüsü aldığımızda aslında ekrandaki görüntünün tamamına değil sadece bir kısmına ihtiyaç duyarız. Windows tuşu artı Shift artı S'ye basarsanız ekranınız griye dönecektir. Endişelenmeyin, zaten böyle olması gerekiyor. Sonra da ekran görüntüsü olarak kaydetmek istediğiniz kısmı seçmeniz lazım. İhtiyacınız olan kısmı seçtikten sonra seçili alan panoya kopyalanacaktır. Bunu daha sonra resim düzenleyicide ya da Paint'e kaydedebilirsiniz. Mac kullanıcıları içinse bu kısa yol Command artı Shift artı 4 ve ekran görüntüsü direkt olarak masa üstüne kaydedilecektir. 2 numara. İndirilenler sayfasını yeni sekmede açın. Siz de benim gibiyseniz ve internetten bir sürü şey indirip sonra da indirdiğiniz dosyaların adını unutuyorsanız aradığınız şeyi bulmak samanlıkta iğne aramaya dönebilir. Ama şansınıza Chrome tüm indirmelerinizi depolar. Bu listeye erişmek için de Ctrl artı J tuşlarını kullanarak indirilen her şeyi yeni bir sekmede önünüze getirebilirsiniz. Bu kombinasyon aynı şekilde Firefox ve Internet Explorer için de geçerlidir. Mac kullanıcıları içinse bu kısa yol Command artı Shift artı J şeklinde. 1 numara. Sayfada belirli bir kelimeyi arayın. Diyelim ki Apple'ın veya Microsoft'un resmi sitesindesiniz ve uzun mu uzun klavye kısa yolları listesine bakıyorsunuz. Hatta belki de olumlu bak videolarından öğrendiğiniz fakat bir türlü hatırlayamadığınız bir kısa yolu arıyorsunuz. Aklınızda kalan tek şey ise bu kısa yolun arama geçmişini yeni sekmede önünüze getiriyor oluşu. İşte bu durumda sayfada bulunan anahtar kelimeleri aramak için Ctrl artı F veya Mac'lerde Command artı F kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Bu sayede küçük bir arama kutusu açılacaktır. Bu kutucuğa geçmiş veya o an aradığınız şey neyse yazabilirsiniz. Birden fazla eşleşme çıkması durumunda ileri ve geri seçenekleriyle bunların aralarında dolaşabilirsiniz. Ya da aslında en güzeli bu videoyu yerimlerine kaydedin ve bir daha hiç kaybetmeyin. Benden söylemesi. Onlarsız yaşayamayacağınız klavye kısa yolları hangileri? Yorumlarda herkesle paylaşın. Videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve hayata olumlu bakmak için abone olmayı unutmayın.